yeğenim. Geldiler dede. Oh, merhaba. Merhaba. Ne haber oğlum? İyilik baba. Buyurun kahvaltı hazır. Merhaba baba. Merhaba babacığım. Hoş geldiniz. Uçağı kaçırdınız zannettim. Anca baba. Hadi çıkartın şu baklayı ağzınızdan. Neymiş telefonda söylenmeyecek kadar önemli şey kızım? Kötü bir şey değildir inşallah. Değil babacığım. Söylerken yanında olmak istedim. Kalbin filan tutarsa. Az kaldı ama hadi söyleyin yahu. Bahar bir bebek bekliyor babacığım. Ne çabuk. Aa, bunlar da. Sevinmedin mi? Sevindim sevinmesine de. Bak baba, sakın ters bir şey söyleme. Gül insana bunak muamelesi yapma. Hadi asma yüzünü. Oğlum kara suratlı olacak senin yüzünden. O senin oğlum var ya. Ay bakar mısın hayatım? Ablamdır herhalde. Uyuyor de. Ay şu bulantıdan konuşamıyorum. Alo. Günaydın baba. Çok iyiyiz evet. Teşekkürler. Ya biz de sizi aramak istedik ama Gül abla engel oldu. Vallahi bizim bir suçumuz yok. Bahar çok iyi. Veriyorum. İyi günler. Alo baba. Merhaba kızım, nasılsın? İyiyim babacığım, sen nasılsın? Bahar bu ne acele ya? Böyle. Daha 2 aylık evlisin. Köylü kızları gibi. Aşk olsun baba. Ya beni tebrik edeceğini azarlıyorsun. Evet, isteyerek oldu. Hayır baba, eminim. Evliliğim de çok iyi gidiyor. Artık bu kuşkuları bir kenara bırak ne olur. Ay zaten bulantım var. Ay hadi beni üzme ne olur. Canım babacığım, lütfen endişelenme olur mu? Hiç olmazsa bir yıl geçseydi yavrum. Daha gençsiniz. Birbirinizi iyice tanımadan evlendiniz zaten. Bir de erkenden çocuk mesuliyeti. Sen kendi çocuksun daha Bahar. Bahar. Kusuyor galiba. Kusar tabii. Kızın sinirini oynattın sabah sabah. Of baba, of yani. Alo Bahar, orada mısın? Biz geldik, merak etme. Sen babamı aldırma. Aslında çok memnun. Ağzı kulaklarında. Onun için çenesini kapatamıyor. Tamam canım, Seymen'e selamlar. Ne yapıyorsun baba? Kızımı korumaya çalışıyorum. Kimden korumaya çalışıyorsun? Epey uzun sürdü konuşmanız. Baban nasıl, iyi miymiş? Babam iyi. Sen iyi misin? Bir alay laf işittik. Dün sana kendin ara söyle dedim, değil mi? Ya kalbi zayıf. İlla yanında olmak lazım diye ablam tutturdu işte. Ne bileyim, korktun. Bu işe çok bozuldu, belli. Saçmalama Seymen. Bizden çok sevindi de endişeli işte biraz. Neden biliyor musun? Senin benimle evliliğine geçici bir heves olarak bakıyordu da ondan. Senin sıkılacağını, buradaki yaşama uyum sağlayamayıp İstanbul'a döneceğini düşünüyordu. Sen hamile kalınca bu teze boşa çıktı tabii. Seymen. Babam asla böyle bir şey düşünmez. O seni çok seviyor. Neden böyle saçma sapan konuşuyorsun anlamıyorum. Kusura bakma. Sinirlerim bozuk. Sen bu bebeği kıskanıyorsun gibi geliyor bana. Biraz öyle galiba. Seni paylaşmaktan nefret ediyorum. Bütün zamanla onunla geçirip beni ihmal etmeyeceksin değil mi? Sen aynı şeyi yapma da. Eniştem de senin gibi böyle 9 ay 5 karış suratla dolaştı. Sonra Murat bir doğdu ve biz ne eniştemin ne de çocuğun yüzünü bir daha göremez olduk. Ben agucuk gugucuk çocuk eleyeceğim ha? Hayatta. Ben onu mesela beşiğe koyup fabrikaya götürebilirim. Bağda götürdüm.
Üzüm kesmeyi öğretirim. Şarap tatmayı da öğretirim bak. Şarap zarar verir mi çocuklara? Ben de onu elma zamanı bahçelere götürürüm. Ben küçükken çok severdim bahçelere gitmeyi babamla. Kiraz ağaçları çiçek açtığında da onu götürmek lazım. Öyle güzel olur ki. Hayatım. Ben hiç görebilecek miyim yavrumuzu? Aldınız başınızı gidiyorsunuz vallahi. Arada eve de uğrarsınız herhalde değil mi? Bak süt falan verilecek. Altı değişecek. Kusura bakmayın. Seymen yalnız sandım. Ben zaten kahvaltı edecektim. Aman kızım otur. Sen yabancı mısın? Vallahi darılırım. Ne oldu anne? Seyhan gene gitmemiş biliyor musun? Bugün Bekir aldı buna erkenden. Ablanlarla birlikte alana götürdü. Diyebiliyorduk. Daha şurada otelin önünde inmiş. Hadi ya. Bak sen şu zamparaya. Ben gerçekten açım. Kahvaltı edeceğim. Bekir geldi mi? Geldi. Ben de gideyim o zaman artık. İyi sallandık bugün. Öyle ne oldu ya? Seymen, sana ne söyledim duymadın mı? Duydum Sümbül Sultan. Desene sen bu aralar bir sürü torun sahibi olacaksın. Oğlum delirdin mi? Kardeşinin elin İngiliz'inin peşine takılıp ziyan olmasına göz mü yumacaksın? 3 senede bir görürsün yüzünü artık. Anne ne diyorsun sen ya? Ortada fol yok yumurta yok. Belli bir şey. Kızın tatili bitince herkes kendi yoluna gidecek. Hemen oğlanı İngiliz vatandaşı yaptın. Sakin ol ya. Zaten dışarıda master yapacağım deyip duruyordu. Bu sene okul bitince bunun peşine takılıp gider işte. Oh, paralı, pullu, prens gibi oğlan. Bırakır mı onu o kız? Bak kaç gündür gezdirmediği yer kalmamış. Paranın tadını aldılar mı bitti. Sen Seyhan'ın ayda kaç kız değiştirdiğini biliyor musun anne? Zeynep'e sor istersen. Dergilerden takip edip albüm yapıyor. Sana göstersin. Hadi Bekir. Hadi görüşürüz. Güle güle hayatım. Geç kalma olur mu? Kızım bu ne hal? Gören de aç bırakıyoruz sanacak. Anlamıyorum. Bu 2 dakika önce canım hiçbir şey istemiyor. Sonra böyle bir anda gözüm dönüyor. Hadi yut şunları da öpeyim seni. Hadi. Hadi. Ya. Hadi. Hadi. Ya. Kız eşek kafalı. Hiç öyle beye bakılır mısın ama seyreder gibi. Ya vurma abla. Ben gelin ablaya bakıyordum hizmet için. Sus canım. Hadi oradan yalancı. Dağlı geldin dağlı gideceksin. Hizmet için ortada bile olsan kafa kaldırılıp bakılmaz öyle. Ne biçim terbiye vermişsin buna demezler mi sonra bana? Seni yol yordam öğrenesin. Konak kızı olasın diye anangilden aldım getirdim. Ama insanın içinde olacak içinde. Öyle dışarıdan akıtmayla olmuyor işte. Aklını başına devir. Yoksa geldiğin gibi gidersin. Sonra bir geç çobanla karıdeye verirler seni. Bir yanlışlık olmuştur Fatma ablası. Asya asil kızdır. Yapmaz bir daha. Daha küçük öğrenecek o da. Hadi sen git bahçede ağla hadi. Bir gelen olur şimdi hadi Asya. Kim çekti o merdiveni duvardan? Duvardan mı zıpladın Dicle? Duvardan zıpladım. Beni görenin sinir zıplıyor. Gözlerine görünmeden duvardan zıplıyorum ben de. Ağam bahçe duvarından çıktığını bir duysun da sen zıplamak neymiş görürsün. Nereden böyle sorma sahip? Gizli bir işi vardı Eral abla. Üsteleme. Kız bir gören olsa Bekir ana söylese ne edeceksin ha? Koca konak kapısı dururken ne demeye geçi gibi düz duvara tırmanıyorsun? Bir anlat bakayım. Senin üstüne vazife değil. Bana kimse hesap soramaz. Sümbül ablam da mı hesap soramaz? Hey, sen az dur bekle. Fatma abla. Fatma abla. Seni kovarlar kızım. Bak zaten kocan da sağlam pabuç değil. Zor biraz. Ay, ya bir çay rica edecektim.
Aa, çay sana zarar gelin abla. Bak taze keçi sütü getirdim köyden. Azıcık ondan iç. Dağın en temiz yerinde otluyor bu keçiler. Cam gibi sulardan da su içiyorlar. Hamilelere de pek iyidir. Tosun gibi oğlan doğurursun valla. Hadi ya. Hiç keçi sütü içmedim. Güzel midir? Aa, sen az dur. Ben kaynatıp bir getireyim ha. Bir iç her gün istersin. Tereyağı gibidir. Aa, ağır gelir o şimdi sana. Bulantısı var ablamın. Dicle olmaz. Yok canım, ben iyiyim. Merak ettim. Hadi kaynat da ver biraz. Aa, kalktın mı? Nasılsın Dilara? İyiyim Bahar. Fatma, bana bir çay verir tabii, misin? Tabii. Zeliha nerede? Yukarıda. Öğretmeni geldi. Sana teşekkür edemedim. Ben hastayken Zeliha ile ilgilendiğin için. Buyur gelin abla. Ne bu? Keçi sütü. Dicle köyden getirmiş. Dilara, ne yapıyorsun? Sakın bu yılanın elinden bir şey içme. Ya okunmuştur, ya zehirlidir. Ya da mutlaka içine pislenmiştir. Sen bu cadıyı bilmezsin. Ey Allah'ım ya, ne ev ya. Selam. Ne oldu, işlerini ayarladın mı? Güzel. O zaman sabah havaalanından Bekir seni alıyor, doğru fabrikaya getiriyor. Tamam Yaman. Hadi sabah görüşürüz. Eyvallah. Ay, Yaman mı geliyor? Evet. Eda dün gitti. Hadi. Aslında dönmeyecekti ama gidip işlerini ayarlamak istedi. Burada yatırım yapmaya kesin kararlı. İlginç teklifleri var. Birlikte iş mi yapacaksınız? Bakalım, konuşuyoruz. Sağlam bir çocuğa benziyor. Babası çok sağlamdı da. Çok büyük bir sermayeyle benimle turizm işine girmek istiyor. Ben çıkıyorum. Bizim ahiretlikte dua var. Belki gece orada kalırım. Ne duası böyle birdenbire anne? Hiç bahsetmedin. Halasının kırkı oğlum. Bahsetmedin mi? Fatma, Memo'yu çağırıver, beni bıraksın. Kapıdalar Sümbül abla, bekliyorlar. Bu evde öyle her şeyi merak etmeyeceksin Bahar. Anne. Nereye gidiyorsun? Ahiretliğe dedik ya oğlum. Bu gece gezmesinin Seyhan'la bir ilgisi yoktur inşallah. Aman, bana ne Seyhan'dan? Başında sen varsın. Karışmak bana mı düşer? Nereye giderse gitsin. İsterse Çin'e yerleşsin. Koca adamlarsınız. Bak anne, üniversiteden sonra herkes öyle bir havalanır. Nasıl olsa askere gidecek. Kafanı takma, tamam mı? Üzerine gidersek daha ters teper. Bırak gitsin. Daha İstanbul'da sepetleyecek kızı, görürsün. Ben kardeşimi tanırım. Tabii canım, sen bana bakma. Anne yüreği işte. Hadi sen gir, hadi. Bekir, sabah Seyhan'ı alana götürünce bekle. Yaman Bey gelecek. Onu alandan alıp fabrikaya getireceksin. Ben Memo ile giderim. Tamam ağam. Memo Zeynep Hanım'ı okula bırakıp seni götürür. Bana bakın. Gözünüzü dört açın ha. Bırakın ablacığım, biz toplarız. Tamam ya. Ben toplarım. Otur. Zaten kahve yapacağım. Ne oluyor buna? Birdenbire pek amaratlaştı. Bana gösteriş yapıyor. E normal, sabah akşam söyleniyorsun. O iğrenç kahveyi yine mi içeceğiz? Kızım yavaş, boğulacaksın. Geç kaldım anne ya. Hay Allah, nasıl gideceksin? Memo da alana gitti. Elimden tut götür istersen anne. Fatma, Salih gitti mi? Kahvaltı ediyor. İyi, bitirince Zeynep'i alsın öyle gitsin. Bitirdiydi zaten. Ben kapıdayım. Günaydın anne. Günaydın. Döndün he?
Aa, kahvaltıyı kaçırmam biliyorsun. Ne bu ya? Pazar kahvaltısı gibi. Arkadaşın alandan doğru buraya geliyor. Kahvaltı eder öyle gidersiniz. Ha, Bekir onu fabrikaya getirecekti. Ay sorma oğlum. Sabah sabah kıyamet kopmuş. Şu sizin Nensi mi Mensi mi gece kaçmış gitmiş. Aa. Seyhan otelde durumu öğrenince delirmiş. Herkese saldırmış, kırmış, dökmüş. Bekir mecburen onu zapt etmek için orada kalmış. Memo'yu aramış, sen yetiş alana diye. Ben de dedim bari oğlanı alıp buraya getirsin. Fabrikaya beraber gidersiniz artık. Seyhan'la Bekir oteldeler mi? Yok, Erkep'e götürdü Bekir onu. Seyhan deli gibi içiyormuş. Sızmıştır herhalde. Allah Allah. Kız nereye gitti acaba? Ah, aman nereye gidecek? Ülkesine gitmiştir. Ankara'dan her dakika uçak var her yere. Ya Seyhan mahvolmuştur. Git bir bak istersen canım. Toparlanır. Böyle zamanlarda yalnızlık daha iyidir. Hadi sen kahvaltını et. Seni aç durmaman lazım. Portakal sıkan mı abla? Sık sık. Bana da sık. Bana sıkma. Kilo yapıyor. Ağam geldi. Geldim. Geldim. Sen arkadaki arabayla mı gelsen acaba? Cipi yeni yıkamış da çocuklar. Ya bağırma. Olacak bu işin sonu. Ha, bu kaçıncı? Geçici. Dünya bebeğe alışana kadar böyle oluyormuş. Hadi bin bakalım arkaya. Ya arkadan püskürtürse? Otursaydık ha? Bak gerçekten geliyor ama şimdi. Ama geliyor. Ay Allah. Eyvah. Ya uşuna bir şey söylesene ya. Bu harika bir topluluk değil mi? Ay. Karı koca arasına gireme. Bahar kaldır şunu, insana kaza yaptırır bu müzik ya. Ben kullanayım ya. Olmaz, sen hamilesin. Aa nereye? Hani otel arazisi bakmaya gidecektik. Önce şuradaki aşk gazisini alalım da öyle gidelim. Yeterince acı çekmiştir. Kim bu aşk gazisi ya? Ha. Anlatsın. Ne? Seyhan, Seymen'in kardeşi. Büyük aşkı onu terk etti de sabahtan beri burada içiyormuş. Hadi ya. Vallahi kız İngiliz'di, tatile gelmiş. Bunlar bir takıldılar. Kız tatilini uzattıkça uzattı. Seyhan bir türlü okula İstanbul'a dönemedi tabii. Gece gündüz dolaştılar ama büyük aşk yaşadılar ha. Bu sabah beraber İstanbul'a gideceklerdi. Sabah bizimki alana giderken kızı almak için otele bir gidiyor. Kız yok. Basmış gitmiş. Hem de ne not ne bir şey. Aa, korkunç ya, film gibi. Burada her şey film gibi aslına bakarsan. Sen bu filmin içine pek oturmuyorsun ama. Öyle mi görünüyorum? Yani senin gibi bir kız, bu dekor, bu adam. Bu adamı hangi dekorda durursa dursun severdim. Biz New York'ta tanıştık biliyor musun? Çok farklı değil misiniz? Evet. Onun için acayip ilgimi çekiyor ya zaten. İnsana büyük bir güven veriyor. Ona niçin aşık olduğunu anlıyorum aslında. Hiçbir şey anlamamışsın. Beni ona bağlayan şey duyduğum güven değil, güvensizlik. Garip değil mi? Aşk gazisine bak, acayip fırça yiyor. Gel gel. Seyhan, artık toparlan. Senin şu otel için fikrini almak istiyorum. Anlıyorsun beni değil mi? Bırak abi, ben sizin kuklanız değilim. Bana söyle artık, Nancy'yi nereye yolladınız? Nancy kendi gitti Seyhan. Terk eden kızları sırf terk ettikleri için en büyük aşkları ilan eden o salaklardan olmayacaksın değil mi? Kendi gittiyse tabii. Kendi gitti. Onu zorlayan birileri olmuşsa bile, ki sanmıyorum, sonuçta kendi gitmiş oluyor. Beni zorla bir yere yollayamazsın mesela. Bahar'ı da yollayamazsın. Seni de kimse yollayamaz. Merhaba Seyhan. İyi misin? İyiyim. Hoş geldiniz Yaman Bey. Hoş bulduk. Ben çok üzüldüm Seyhan.
Sağ ol. Hadi. Şu ünlü Kayaköy Oteli'ni görelim artık ha? Ya Seyhan, bizim Servili bölgesini biliyorsun. Orada yüzlerce kaya ev var. Evlerde de pek kimse yaşamıyor. Çoğu depo. Oraya bakalım diyorum. Bakalım abi, olabilir. Buralardan 1000 yatak çıkar. Ben sana 20.000 geceleme garanti veririm. Dış bağlantılarım var. Bunu bir zincir gibi düşünmek lazım. Eğlence merkezi, turu, rehberliği, lokantaları, alışveriş merkezi. Gelen turisti 24 saat işgal edeceksin. Tamam. O iş senin. Otel bizde. Sen de eğlendirip paralarını harcatırsın. İş dekorasyonunu yöredeki kiliseleri izleyerek oluşturacaksın. Püriten formlar, naif renkler, taş masalar, yer yatakları, kök boya kumaşları. Çok güzel. Bu işte senin. Hemen çalışmaya başla. Hemen fotoğraf çekmeye başlamam lazım. Eskizlere hemen başlamak istiyorum. Ben haftaya mimarları getiririm. Ben de anlaşmayı hazırlatır, sana yollar. Bir ara avukatlar toplansın. En kısa zamanda temel atılmalı. Bir yıl sonra da ilk turist kafilesinin dünyanın en ilginç ve lüks oteline girişini buradan seyrederiz. Ha? Tamam. Geçecek Seyhan'cığım. Gel başlayalım. Böyle şeyler insanı büyütür. Hadi gidip bunu kutlayalım. Böyle büyük bir ambiyans. Seymen. Evet tamam. Hani o Uçhisar'daki 2 masalı lokantaya gidelim mi? 2 masalı mı? Gidelim ya, çok acıktım. Salih bak nasıl? Aa, Salih. Buyurun efendim, içeriden bakalım. Peki kardeşlerin hiç ilgilenmiyor mu işlerle? Kız kardeşim evli, 2 çocuğu var. Kocası mühendistir. Bir ara enişteyle beraber çalışmayı denedik ama yürümedi. Abimin babamla arası biraz bozuktu. Eskiden beri işlerden uzak durdu. Hollandalı bir kadınla evlendi. Orada şarküterisi falan var. Pek görüşemiyoruz zaten. Su getirir misin oradan? Bahar. Bahar, iyi misin? Tamam, iyiyim. İyiyim hayatım. Ya tamam, oturun ya, yok bir şey. Bahar, bembeyaz olmuşsun. Yenge, iyi misin? İyiyim. Biraz başım dönüyor. Kalkalım mı? Yo yo, biraz oturalım ya. Böyle iyi. Yaman yer. Yaman yer. Yaman yer. Hadi beyler, hadi. Bakın, sakın babamın dediklerinden dışarı çıkmayın. Adam bir şey biliyor da söylüyor. Size Seymen Ağam ne diyorsa onu iletiyor. Babamın dedikleri Seymen Ağam'ın dedikleri. Boşuna da Seymen Ağam'ın sağ kolu değil herhalde. Ne oldu anne? Nerede o? Kim, Zeynep mi? Evet. Bugün okula gitmemiş. Geçen hafta da gitmemiş. Dur anne, dur dedim. Zeynep'in ateşi var. Uyuyor, uyuyor, bırak. Sana bırak dedim.
Baksana. Buyur ağam. İşin var mı? Erkebe gitmem lazım. Yok ağam, buyur. Tamam o zaman. Neden yemeğe kalmadığını anlayamadık ama. Hadi neyse. Yorgun. Bizden bıktı tabii. Var 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 tepesinde bütün gün. Kafasını dinleyecek biraz. Vallahi değil. Uykudan ölüyorum ben. Dün gece 4'e kadar arkadaşlarla beraberdik. Hiç uyumadan uçağa bindim geldim. Sabah da erkenden tura çıkacağım. Şu kiliselere, yeraltı şehirlerine falan yeni bir gözle bakmam gerek. Ya seninle gelirdim ama İstanbul'dan toplantıya adamlar gelecek. Ama bir de boşum. Yemekte buluşalım. Ben seni bulurum. Ya Seyhan, sen dolaşsana yarın sabah Yaman'la. Ben sabah gidiyorum abi. Hoppala. Kal birkaç gün, neden gidiyorsun? Gideyim abi. Eşyalarım Elkep'te. Memo beni götürecek. Sabah da oradan giderim zaten. Anneme veda etmeyecek misin? Yok abi. Ben onun telefonunu ararım. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Atlatır. Üzülme. Neler atlattık biz gençlikte. Yaman, sabah seninle ben de geleyim. Benim de fotoğraf çekmem lazım. Bugün çok yoruldun zaten Bahar. Ya bana hasta muamelesi yapmayın. Ben iyiyim. Arada sadece bu o kadar. Tamam. Biz seni gelip alırız. Seymen'i fabrikaya bırakırız. Oradan devam ederiz. Ama bak, koruma falan istemiyorum Seymen. Ensemde 50 kişiyle kilise gezemem. Siz kozunuzu paylaşın. Sabah görüşürüz. Of, harika bir gün değil mi tatlım? Hadi gel. Biz geldik. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol kızım. İyiyim. Merhaba anne. Zeynep nerede? Biraz ateşi var. Uyuyor. Ben üzerimi değişeyim. Seyhan gitti mi? Gitti. Seni kırmak istemiyorum anne. Ama bir daha böyle abuk sabuk bir şey yapmadan önce benimle konuşacaksın. Yoksa unuttun mu? Asmalı yüzüğü sen takmıştın bana. Sağ ol. Hadi soğutmayın. Ben tokum. Siz başlayın. Bu evde kuralları ben koyarım Bahar. Bana sakın bir daha emrivaki yapma, olur mu? Hele yabancıların yanında. Yarın sabah Yaman'ı ara ve rahatsızlandığını söyle. Seymen gelsenize. Yemek buz oldu. Siz başlayın. Benim biraz işim çıktı. Dicle. Hayri'yi çağır. Zeliha'yı yedirsin. O gece olanlara inanamamıştım. Ben, başına buyruk, özgür bir ırmak gibi bugüne kadar yaşamış olan ben, Bahar, artık bir erkeğin emirlerine göre yaşayacaktım ha. Hayır, daha da acı veren kısmı, ben onu bu kadar severken beni başka bir erkekten kıskanmasıydı. İşte bunu aklım almıyordu. Onu kıskandıracak ne yapmıştım? Girin. Ne o Dicle? Seymen ağama mı gidecek? Ver, ben götüreyim. Senin odalara hizmet etmen yasak. Ver o tepsiyi. Sen Zeliş'i doyur. Esas çocuğu doyurmam yasak. Sen işine bak.
Az dur kız. Bak sana ne vereceğim. Sonra verirsin. Şimdi işim var. Oyalanma, bekliyorum. Çabuk gel hadi. Gir. Öyle demek istememiştir. Herhalde anneme canı sıkıldı. Seyhan'la ilgili tartıştılar galiba. Zeynep de bugün okula gitmemiş. Seyhan hep garip şeyler yapıyor. Hepsinin acısı senden çıktı. İn aşağı konuş. Geçen gün sen bana demiyor muydun konuşarak her şey hallolur diye? Hem kendini böyle hırpalarsan bebek için iyi olmaz. Hadi Bahar, git konuş Seymen'le. Öyle mi diyorsun? Hı-hı. Hadi buyur ağam. Yemek istemiyorum dedim Dicle. Acık içersin madem. Sinirin yatışır ha? Sağ ol. Gelin abla yukarıda mı yiyecek ağam? Ona da tepsi çıkaran mı? Bilmem. Kendisine sor istersen. Aslında yukarıdan bir şey alacaktım. Ben sorarım. Ben de sana geliyordum. Ne tesadüf. Ben de sana. Zeliha'nın tabağını al, salona gelin Hayriye. Ortada öyle. Kim? Dicle'yi soruyorum. Buradan göğüsleri ortada fırlayan Dicle değil miydi? Bana yemek getirdi. Göğüslerini falan görmedim. Sana kendi eliyle içki mi içirdi? Ha? Fıstıkları da göğüslerin arasından yedin herhalde. Bağır, kes saçmalığı. Ne diyorsun sen ya? Kendine gel, tamam. Bana kızgınsın biliyorum ama... Yavrum delirdin mi sen? İyi de neydi o hali peki? Gerçekten benim başka biriyle ilgilenebileceğimi mi düşünüyorsun sen varken? Peki sen? Senin aklından bu nasıl geçebiliyor peki? Ben seni yanımdayken bile özlerken hem de. Bana kimse ne yapıp ne yapmayacağımı söyleyemez, tamam? Şimdiye kadar eğer sesimi çıkartmadıysam sanma ki... Günaydın. 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 Fabrikaya giderken Zeynep'i de bırakın. Ağam bir durum olmuş. Ne oldu Bekir? Fabrikadan müdür aradı. Seni rahatsız etmek istememiş. Beni cepten aradı da... Senin şu İstanbul'dan toplantıya gelecek olan ekip... Uçağa giderken kaza yapmış. Uçağı kaçırmışlar. Araba falan dağılmış. Yarın geleceklermiş. Hadi ya. Kimseye bir şey olmuş mu? Yok ağam, kimsenin burnu bile kanamamış. Aman neyse. Hay Allah. Biz hazırız Bekir. Çıkalım.
Bekir. Dikkatli olma. Ablacığım. Enişteme benim yerime de oku, olur mu? Teşekkür ederim. Demek toplantın iptal oldu. Ya ne aksilik. Çok da önemliydi. Ben mi atlayıp gitsem acaba? Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Evet, bununla geçmiş olsun. Yalnız dikkat etmek lazım. Kazalar her zaman böyle burun bile kanamadan atlatılmaz. Yazgı işte. Maden gelmişse gidersin. Ya yazgı tamam da, insanın da elinden geleni yapıp tedbirli olması fena olmaz. Yani diyorum ki sigorta falan yaptırmak lazım. Hadi Yaman'ı bekletmeyelim. Benim de sizinle geleceğimi görünce çok sevinecek. Günaydın. Nerede kaldınız ya? Ne haber ortak? Sabah sabah Seymen'in işleri biraz karıştı da. Hadi. Toplantıya gelen adamlar kaza yapmış da. Hadi ya. Toplantı ertelendi. O da bizimle geliyor. Demek öyle. Kimseye bir şey olmuş mu? Yok yok. Harika. Yani kaza değil. Seymen'in serbest kalması. Sen iyi misin? İyiyim, çok iyi. Ya Seymen lütfen. Ne var? Yavaş biraz. Bu da yeni çıktı. 80'le gidiyorum kızım. 60'ı geçme, korkuyorum işte. Of of, ben yürüyerek mi dolaşsaydım ya? Ya ciddiyim, yavaş. Hadi hadi sen müzik seç. Yolla ilgilenme. Seymen 60 dedim. Bak yüzde gidiyorsun ama ya. Bastır bastır. Önce saldırılardan korunmak için evlerinin altına gizli odalar, tuzaklar yapmışlar. Sonra yandaki evlerle bağlantılar oluşturulmuş. Zamanla tehditler arttıkça kayaların içlerine doğru yeni odalar, koridorlar derken bu yeraltı şehirleri oluşmuş. Uzun süren işgal dönemlerinde işi büyütmüşler. Bak her şeyleri var. Havalandırma delikleri. Erzak depoları, şırahaneler, haberleşme sistemleri. Burada yaşamış tüm kavimler, Hititlerden, Bizans dönemi Arap akınlarından korunmaya çalışan Hristiyanlara, daha sonra Selçuklulara kadar bütün topluluklar bu yeraltı şehirlerinden yararlanmış. İnsan ırkı hayatta kalmak için ne kadar kararlı olabiliyor, değil mi? Hadi çocuklar, tarih dersine yemekte devam edelim. Ya tamam hayatım. Of of, harika, şuraya bak ya. Müthiş. Çok güzel. Bak bak. Bak, bu öğütme taşı galiba. Cilit de olabilir. Sürgü gibi yani. Şunu çekeyim ya. Ver onu, sen bana takabilecek misin? Yaman. Seymen nerede? Hadi hadi, çabuk ol. Hadi Bahar, hadi. Tamam, geliyorum.
şehirlerin akıllılığı bugünkülerde yok. Burada dünya yıkılsa yaşam sürebilir. Ya düşünsene, bir elektrik kesilse bizim şehirler iptal oluyor. Aslına bakarsan onlar bizden daha ileri durumdalar. Bu uygarlığımızı aşağılama modasına sen de uydun demek. Burada iki gün kal da sonra konuş istersen. Tamam güzelim, haklısın, sinirlenme. Gene miden falan bulanır. Fikirlerimize karşı gelinmesine de hiç gelemeyiz. Ya sen neden benimle durmadan dalga geçiyorsun? Aa, kim? İftira. Yürü hadi yürü. Şuradan bir geyik avlayalım da pişirip yiyelim. Ya Seymen, işi sulandırma sana. İstersen kuş tutayım sana. Öf. Hoş geldiniz Tamer Bey. Hoş bulduk. Sezonu açmışsın galiba. Yavaş yavaş. Sizin arkadaşlar geldi içeride. Ali Bey nasıl? Epeydir görmedik onu da. Ya hastayla uğraşıyorlar işte. Canı çok sıkkın. Duyduk, Allah gecinden versin. Geci mi kaldı Kemal abi? Yaş 80. Akla. Bunlar nereden çıktı şimdi? Hay Allah. Tamam çocuklar, sakin ol. Seymen gidelim istersen. Hoş geldiniz çocuklar. Okul bitti mi? Bitmedi Seymen abi. Anneannem ağırlaştı, onun için geldik. Ya çok üzüldüm. Allah şifa versin. Nasılsın Hakan? İyiyim Seymen abi. Kalabalıksınız ha? Şimdi siz ben varım diye rahat edemezsiniz. Ben de sizin patırtınızı çekemem. Misafirim var. Biz arabada bekleyelim. Tebrik ederim abi. Evlenmişsin. Sağ ol Tanrım. Dayının düğün hediyesi olarak gönderdiği hançeri çok beğendim. Teşekkür ettiğimi söyle. Ben de onun için güzel bir gramofon baktırıyorum. Eski plakları çalmayı çok seviyor. Koyup koyup hatıralarını tazeler. Madem ki misafiriniz var, siz buyurun. Bizim her zaman geldiğimiz yer zaten. Hakan, çocukları topla, kuş binmeze gelin. Merhaba Seymen abi, nasılsın abi? Ne haber çocuklar? Çok içmeyin ha, başkan kızıyor ona göre. Başkan kendisine baksın abi. Hikmet, babanı yarın göreceğim, bilmiyorum artık. Tamam abi. İyi misin Kemal? İyiyim. Şu kuş binmesinin atıfını ara, çocukların hesabı benden. Para almasın, ağzını da kapalı tut. Bu gerginlik tabii bana da yansıyor doğal olarak. Ben abi. Bahar Hanım, mesela, neler uyduruyorsun hakkımda abi. Gene? Ya geçmiş olsun, büyük vartı atlattık. Yok canım. Hadi geçmiş olsun, geçmiş olsun. Bu çocuklarla biz aynı sokaklarda büyüdük. Sen bakma, Tamer serseridir falan ama aklı başında olandır.
Bunların aklını bulandıran o ölüm döşeğindeki anneanneleriyle anneleri kader. Yıllardır Ali'yi de dolduran bu kadınlar. Ya bu kadın milleti neden bu kadar kinci oluyor acaba? Belki de gerçek anlamda savaşmaya güçleri olmadığı içindir ha? Çıplak elleriyle ateşi tutmamak için bizleri maşa olarak mı kullanıyor diyorsun yani? Tabii. Sokağa çıkıp problemini çözeceği yerde evdeki erkeği doldurup problemin üzerine onu salıyor. Hayır, çok yanılıyorsunuz. Kadın barışçıdır bir kere. Savaşları başlatan her zaman erkekler olmuştur. Kadın uzlaştırıcı, yatıştırıcı rol oynamıştır. Tamam mı? O neden biliyor musun? Kendi yüzünden çıkan savaşlardan suçluluk duyduğu için. Kadınlar savaşa neden olmaz. Erkekler kendi kendilerine gelin güvey olurlar. Kendisi uğruna çıkan kavgalardan çoğu kadının haberi bile olmaz. Aha. Sabahtan akşama kadar tek konuştukları budur. Yapma Bahar, din kardeşiyiz. Ya durun ya, konu nereden nereye geldi? Yapmayın. Böyle bir konuyu yeni evli bir karı kocanın tartışması hiç doğru değil. Aa, biz günde en az 3 kere kavga etmezsek rahat edemiyoruz. Düzeltiyorum, rahat edemiyor. O edemiyor. Hayır güzelim, sen edemiyorsun. Evet, güzel bir hobi. Şimdi gelelim otelimize. Bu bütün bir odaya yayılacak tek parça mobilya işine ne diyorsunuz? Bak şimdi. Yatakla bütünleşmiş sehpa inip biraz düz olarak ilerliyor. Kenarda çıkıp masaya dönüşüyor. Önünde yerden yükselen iskemle niyetine taş bir form. Ama insanlar eşyaları kendilerine göre çekip bitmek isterler. Böyle katı bir anlayış kullanışlı olur mu acaba? Ama senin burada satacağın evinizin rahatlığında otel odası kavramı değil ki. Sen geçmişe bir yolculuk satıyorsun. Gene de bir masaya oturacaksam iskemlemi çekebilmek isterim. Kısası var, uzunu var, şişmanı var, çocuğu var. Aslında haklısın. Belki de sadece yatakları ve küveti böyle düşünebiliriz. Ve sağlamayı. Bak beni dinle. Dediklerini yapmazsan Salih'i Antalya'ya amcasının yanına gönderecekler. Annem Fatma ile konuşmuş. Senin tutumuna bağlı olarak karar verecekler. Ya burada liseyi bitirecek ya da okulun bitmesine 2 ay kala yabancı bir yere. Evinden, ailesinden uzağa savrulup gidecek. Ve daha da kötüsü, üniversite için hiçbir destek almadan. Seymen duyarsa bir daha onun yüzüne bile bakmaz. Nerede kaldı okutmak? Beni eve mi hapsetmek istiyorsunuz? Sınavlara kadar dişini sık. Salih'i düşün. Ne yaptık ki biz? Suçumuz ne? Unutursun bir tanem. Ağlama. Daha küçüksün. Daha doğruyu yanlışı bilmiyorsun. Birlikte ne geleceğiniz olabilir ki? Her şeyi tepip gitsen bile bir gün aranızdaki uçurum sizi yılan gibi sokar. Geçmişteki ezikliğinin acısını senden çıkarır. Her şey için seni suçlamaya başlar. Sen de onun gömleklerini yıkadığında kalırsın. Bırak çocuk geleceğinden olmasın. Senin paran var, pulun var. Dünya kadar mal kalacak. Onun nesi var? Okuyamazsa elinde ne olacak? Abla? Meydanı çiziyorum. Sabahları ne güzel görünüyor değil mi? Ben bilmem ki ablacığım. Kız ne var bilmeyecek. Güzelse güzeldir işte. Herkes uyuyor galiba. Yok. Amer kendin işe gitti. Onu biliyorum Asya. Ağanla aynı odada kalıyorum herhalde. Sümbül anne mahretliğine gitti erken de. Dilara abla yatıyor. Hayriye ablaya Memo abiye istediler. O mutfakta ağlıyor. Zeynep abla dün geceden beri hep yatıyor zaten. Asya neler dönüyor sabah sabah? Ay bir komikti ki ablacığım. Hadi önce git Zeynep'i uyandır da sonra anlatırsın. Okula geç kalacak. Seslendim tınmadı.
İçeri girdim. Dürttüm, gözünü bile açmadı. Okuldan sonra bir yattı. Yatış o yatış. Zeynep! 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 Hap almış. Dilara uyandır çabuk. Memo aşağıda mı? Memo! Hayriye! Fatma! Arabayı çalıştırın çabuk! Memo! Fatma abla! İlaç almış çabuk. İlaç mı almış? İlaç almış. Ne oldu? Ver bana gelin abla. Ne oldu Zeynep? Zeynep! Abla abla! Zeynep aç gözlerini. Ablacım aç gözlerini. Fatma abla! Zeynep! Aç çabuk! Aç! Hadi hadi! Çabuk arabaya! Ne oldu? Çabuk! İlaç çabuk! Seymen'i arayın. Aç kapıyı aç! Hadi! Hayriye çocuğa bakın. Hadi hadi. Gel ablacığım. Zeynep teyzen düşmüş. Bizim için düşmüş. Bir şey yok. Buyurun gidelim hanımefendi. Sakin olun. Sakin olun. Gelin bu odaya. Bahar. Ölmedi değil mi? Hayır, hayır, hayır. Midesini yıkadılar. Daha kendine gelmedi. Çok zaman geçmiş olabilir. 8'de bulduk. Buraya gelmemiz, midesinin yıkanması falan 8:30 oldu. Neden peki? Öldü değil mi? Onun için ağlıyorsunuz değil mi? Benim yüzümden öldü. Ölmedik oğlum. Tamam. Benim yüzümden öldü. Öldü, öldü. Alın, alın. Yok abla. Bekliyoruz. Ayılmadı daha. Seymen, bir şeyler yap. Bir şeyler yap Seymen. Hep senin yüzünden. Zeynep senin yüzünden intihar etti. Tamam gel. İntihar mı etti? Anne. Anne. Seymen. Anne. Kendisine geldi. Çok şükür. Görebilir miyim? Salih. Zeynep seni görmek istiyormuş. Salih. Ona burada olduğumuzu söyle. Ne oluyor lan? Bir şey yok Bekir. Onlar çok iyi arkadaş. Hani insan morali bozuk olunca bir arkadaşına içini dökmek ister ya. Tamam sakin olun. Bakın önemli olan yaşaması, kendine gelmesi. Öyle değil mi? Her şey düzelecek anne. Olanları biliyorum, Dilara anlattı. Onun iyiliği için uğraştığınızı da biliyorum.
kendinizi hırpalamayın ne olur. Hepimizin çok sağlam olması lazım. Size bir ilaç versinler. Sen çok iyi bir baba olacaksın hayatım. Vallahi. Kızımızın senin kadar anlayışlı bir babası olması çok iyi bir şey. Ben bir şey anlamıyorum ki anlayışlı olayım. Bu olanlardan hiçbir şey anlamıyorum. Ne kızı? Dün erkekti, ne oldu? Kızlarla erkekler tıpatıp aynı biçimde kalp taşırlar. Buna kısaca insan kalbi deniyor. Hepsi aynı şekilde atıyor. Her yaşta. Seninki, benimki, doğacak oğlumuzunki, kızımızınki, Zeynep'inki, Salih'inki. Onlar bu yaşlarda o kadar korumasız, o kadar çaresiz olurlar ki. Büyüklerin ellerinde inim inim inlerler. Düşünsene, yaşamlarıyla ilgili hiçbir şey kendi ellerinde değil. Hele zalim insanların ellerine düşerlerse. Salih'in Zeynep'i görmesine izin vermen çok güzel bir şeydi Seymen. Bu kadar baskının, insanı boğan bu kadar törenin üstesinden gelip onlara yaşama şansı vermen çok güzel bir şeydi. Senin çok farklı olduğun, sana aşık olduğum an anlamıştım. Yoksa anlayıp mı sana aşık olmuştum? Ağam! Seymen abi, Zeynep nasıl? İyi çocuklar, iyi. Yarın sabah eve getireceğiz, merak etmeyin. Artık üzülmeyin ne olur. İyi işte lütfen. Ya nasıl üzülmeyeyim gelin ağam ya? Nasıl üzülmeyeyim ya? Ya kıza bir şey olaydı ha? Ulan eşek sıpası. Rezil ettinler beni. Ya baba ben ne yapacağım? Ya kıza bir şey olaydı ha? Dur sakin. Ya ben de düşeceğim lan seni. Ya nasıl yaptın lan bunu? Nasıl yaptın lan bunu? Bahar. Bahar dedim. Şöyle yukarı. Herkes odasına. Kafa dinleyelim biraz. Dağılın. Bekir Kirve, geç sen benim odama. Hayriye, bize içecek bir şeyler getir. İçki! Nereden geliyorsun bu saatte? Köyden ağam, amcam gire gittiydi. Otel mi lan burası? Gecenin ikisine eve mi gelinir lan? Odanıza hadi. Ne bakıyorsun lan hala? Şansını zorlama Salih. Babamın babana bir sözü var. Onu yerine getireceğiz. Seni okutacağız o kadar. Şansını daha fazla zorlama. Hiçbir sözü yerine getirmek zorunda değilsin Seymen abi. Ben yarın amcamın yanına gidiyorum. Zeynep hastaneden çıkmadan gitmiş olur. Merak etmeyin. Bana bak uyanık. Burada kalıp eşek gibi okuluna gideceksin. Mezun olacaksın. Üniversiteyi kazanacaksın. İşte o zaman defolup gideceksin. Anladın değil mi? Sana gideceğin zamanı ben söyleyeceğim. O güne kadar sakın gözüme gözükme. Sakın.
İşte böyle acayip bir günden sonra her şey hızla eski haline döndü. Zeynep ve Salih'in genç ve deneyimsiz aşkı yüzyıllar boyu örülmüş o acımasız duvarları aşabilecek miydi? Zavallı Salih'in kaçabilmesi bile Seymen'in iznine mi bağlıydı gerçekten? Ya ben? Ben burada ne yapacaktım? Bunlar olurken seyirci mi kalacaktım? O kavgacı, savaşçı Bahar neredeydi? Of, meydanda çaresiz bir yüzle koşan Salih'i resmime koymaktan başka elimden hiçbir şey gelmiyordu. Galiba çok aşıktım. Seymen'e onu kaybetmeyi göze alamayacak kadar çok aşıktım. Aşk beni tek bir kurşun bile atmadan dize getirmişti. İçimdeki korku ve sıkıntı sabah gün doğana kadar bir nebze bile azalmadı. Kim var orada? Ay!